EkoTürk'te muhakeme programından herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan ayının ülkemize, ümmetimize ve tüm insanlığa evvela sağlık, akabinde barış ve huzur getirmesini Ramazan vesilesiyle Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. Profesör Doktor Talip Küçükçan. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Fatih Bey, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, elhamdülillah. Ramazan'da olup Ramazan'a erişmek, Ramazan'ın güzelliklerini yaşamak insanı mutlu hissettiriyor, sağlıklı, sıhhatli hissettiriyor. Elhamdülillah, iyiyiz. Hamdolsun. Biz de hem Ramazan'da kavuştuğumuz için Allah'a hamd ediyoruz, seviniyoruz ve sizler gibi hocalarımızla biz de burada program yaptığımız için hem duygu yönümüzü hem düşünce dünyamızı geliştirdiğimiz için gerçekten sevinçliyiz. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Buraya kadar zahmet ettiniz. Biz de memnun olduk. Bu vesileyle tabii ben de bütün milletimizin, İslam dünyasının Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bu ayın şefkat, bereket, sevgi, barış getirmesini diliyorum. İnşallah nice Ramazanlar geçiririz. Millet olarak, ülke olarak, ümmet olarak. Bu vesileyle teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz ve tabii programımız da hayırlı olsun. Yani gayet güzel başladı, takip ediyoruz. Gayet çok incesiniz, çok zarifsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili hocam bugün İslamofobiyi konuşmak istedik. İslamofobinin özelinde yani bugünün dünyasında Müslümanlara bakış nasıl, Müslüman toplumlara, Müslüman coğrafyalara nasıl bakış var? Bunu derinlemesine inceleyip analiz etmek istedik. İsterseniz önce şu İslamofobi nedir? Hep duyarız. Son dönemlerde de epey revaçta olan bir kelime. İslamofobiyi kelime olarak, kavram olarak inceleyelim. Yani İslamofobinin alternatif kelimeleri de mevcut mu? Sınırları ve çerçevesi nedir diye başlasak hocam. İslamofobi konusu önemli bir konu. Sadece gündemde olduğu için değil, dünyadaki bütün Müslümanları ilgilendirdiği için. Bunun altını çizmekte yarar görüyorum. Çünkü İslamofobiyi sadece özellikle Batı'da yaşayan Müslümanlar için kullanırlar. Ya da işte Batılılar için kullanılan bir kelime. Ama öyle değil. Müslümanların yaşadığı her yerde, Müslümanın olduğu her yerde bir problem olarak karşımıza çıkan bir mesele bu. Hatta öyle bir problem ki bu problemin bir entelektüel boyutu var, bu problemin günlük hayatta yaşanan bir boyutu var, bu problemin bir söylem boyutu var. Çünkü İslamofobi kavramını birazdan açtığımızda bu sadece soyut bir kavramdan ibaret değil. Bu bir mantığı, düşünce tarzını zihniyete yansıtan bir kavram. İki, bu kavramın sosyal hayata yansıyan, siyasi hayata yansıyan, günlük hayata yansıyan tarafları var. Bunların da üzerinde duracağız. O bakımdan İslamofobi kavramı ortalama entelektüel her insanın ilgisini çekmesi gereken bir konu. Çünkü bu insan haklarıyla ilgili bir konu. Çünkü bu din ve vicdan hürriyetiyle ilgili bir konu, çoğulculukla ilgili bir konu. Ve dediğim gibi dünyadaki bütün Müslümanları ilgilendiren bir konu. O bakımdan önemli bir konu, onu söyleyelim. Teşekkür ediyorum yani bu konunun seçilmesi önemli. Çünkü Ramazan ayındayız ya hocam. Ramazan ayı dediğimiz zaman ister istemez tabii dünyada da bir Ramazan ayının etkisi oluyor. Ve hemen hemen bir Müslüman olarak da ben şahsen bir birey olarak gerçekten dünyanın beni nasıl gördüğünü, yani benim inançlarımı, değerlerimi nasıl algıladığı benim için çok önemli bir konu. Tabii Ramazan sadece tabii İslam dünyasında kutlanan, yaşanan bir olay değil. Yani Müslüman azınlıkların olduğu her yerde Ramazan var. O bakımdan da işte dediğimiz gibi bu kavramlar herkesi ilgilendiriyor. Şimdi dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış milyonlarca Müslüman var. Onlar da işte günlük hayatlarında İslami ibadetleri yerine getirmeye çalışıyorlar ve oruç, Ramazan onlardan bir tanesi. İşte Ramazan çadırları kuruyorlar, eğer müsaitse bulundukları yerler, okullarında arkadaşlarını davet ediyorlar. Tabii Ramazan aslında bütün dünyada Müslümanlığa bakışı yumuşatan bir olgu, onu söyleyelim. Çünkü iletişim kurmayı sağlayan, işte Müslümanlarla gayrimüslimler arasında zaman zaman köprü olabilen bir konu. O bakımdan önemli. Ama tabii İslamofobi kavramına dönelim şimdi. İslamofobi kavramını Türkçe'ye tercüme ederken genellikle İslam korkusu, İslam endişesi, Müslüman korkusu diye çeviriyoruz. İslamofobi kavramı aslında bunun ötesinde bir anlamı ifade ediyor. Tıpkı antisemitizm kavramında olduğu gibi. Mesela antisemitizm kavramını Türkçe'ye çevirirken Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı diye çağırıyoruz. Değil mi? Karşıtlık var orada. Evet. Yahudi korkusu diye tanımlamıyoruz. Ama İslamofobiyi tabii ilk ortaya koyan, ilk kullanan Müslüman olmadığı için, Batılılar tarafından bu kelime, bu kavram kullanıldığı için Müslümanlıktan korkmak, İslam'dan korkmak, İslam'dan endişe duymak diye insanların zihinlerine kodlanmış bir kavram bu. Ve aslında bu İslam'ı ve Müslümanlar olumsuz bir anlam yüklüyor. O nedenle doğru bir kavram değil. Ama literatüre girdiği için kullanıyoruz. Fakat biz bunu nasıl anlamalıyız diye üzerinde durmak lazım. Evet. Bu kavramı kullandığında birisi İslamofobiden bahsettiğinde aslında kastettiği şey İslam karşıtlığı. Bir ileriye gidelim, aslında kastedilen şey İslam düşmanlığı.
açık ve net bir şekilde bunu ortaya koymak lazım. Dolayısıyla bugün İslamofobi kavramı belki oturdu, literatürde böyle kullanılıyor. Bizim de günlük hayatta kullandığımız bir kavram haline geldi. Ama buradan kastedilen şey İslam'dan korkma, Müslümanlardan korkma endişesi falan değil. Elbette böyle bir Müslümanlığı ya da İslam'ı güvenlikleştirme problemi var. Hani bunun da üzerinde duralım. Ama asıl mesele İslamofobi dediğimizde insanların anlaması gereken şu. Burada bir İslam karşıtlığı var. Burada Müslümanlara karşı bir olumsuz yargı var, olumsuz tutum var. Hatta burada Müslümanlara yönelik bir nefret söylemi var. Hatta burada Müslümanlara yönelik bir nefret suçu var. İslamofobi bütün bu bahsettiğimiz eylemleri içine alan bir kavram. Yani aslında o dediğiniz çok önemli. Sadece lafta sözde kalmıyor. Zihin dünyasında değil, bunun biz pratik hayatta da bunun karşılıklarını rahatlıkla görebiliyoruz ne yazık ki. Zaten en büyük problem de o. Evet. Yani bir mesele sadece söylem düzeyinde kalır, siz de söylem düzeyinde onunla mücadele edersiniz. Birisi İslam'ı eleştirebilir. İslam'daki bazı meselelerle ilgili eleştirel yazılar yazabilir ki yazdılar bunlar. Yani ilk oryantalistlere baktığınızda onların büyük bir çoğunluğu İslam'ı aslında işte bu Hristiyanlığın devamıdır, Yahudiliğin devamıdır gibi İslam'ı temel özünden ve temel ilkelerinden ayırmaya çalışan yazarlar oldu. Biz bunları oryantalistler diyoruz. Evet. Oryantalistlere karşı yapılan şey neydi? Onların yazdığı şekilde onların cevap vermekti. Yani Müslümanlar da ilmi seviyede onlara cevap veriyordu. Çünkü oryantalistlerin o dönemde yazdıkları şeyler, yani dinle ilgili, peygamberimizle ilgili yazdıkları şeylere herkes ilmi olarak cevap veriyordu. Fakat İslamofobi onun ötesinde bir şey. Yani artık siyasetçilerin dillerine pelesenk ettiği, medyanın körüklediği ve dolayısıyla normal insanların hayatına yansıyan tarafı var. O yansıyan tarafı da nefret söylemi ve nefret suçu. Bugün dünyada çok sayıda Müslüman var. Ama özellikle Müslümanların azınlıkta yaşadığı ülkeler var. İslamofobi orada en büyük dert zaten. Yani siz kendi ülkenizde %95, %100 Müslüman nüfus olan yerler var. Orada İslam karşıtı olsa bile, Müslümanlara karşı hani ciddi tavırlar olan olsa bile konjonktürel olabilir, geçici olabilir ama bir süre sonra o etkisini kaybeder. Fakat İslamofobi asıl azınlıkta yaşayan Müslümanlar için problem. Yani işte Avrupa'daki yaşayan, Amerika'da yaşayan Müslümanlar, son zamanlarda işte Çin'de biliyorsunuz Uygurlar var ve aynı şekilde Hindistan'da çok sayıda Müslüman var. Belki de Hindistan'da 250-300 milyon civarında Müslüman var. Orada da şu anda çok yakından takip edilmesi gereken İslamofobik diyebileceğimiz olaylar oluyor. Yani başörtüsü yasağından tutun, camilerin yakılmasına kadar devam eden. Dolayısıyla yani bu çok geniş bir spektrumda ele alınması gereken bir konu. Ve mutlaka bu meselenin insan hak ve hürriyetleriyle ilintisinin kurulmasının gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü insanoğlu çok yani trajik ve travmatik zamanlardan geçti. Bu ona bir şeyler öğretti. O nedenle ne yaptılar? İşte Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi imzalandı. Avrupa işte Sözleşmesi İnsan Hakları Beyannamesi imzalandı. Ve bütün milletler buraya imza koydu. Buradaki temel özgürlüklerden bir tanesi de din ve vicdan hürriyetidir. Hatta bunlara bir alt sözleşme daha eklendi, din ve vicdan hürriyeti sözleşmeleri gibi. Yani bir birey, bir insan inandığında serbest olmalı, istediği şeye inanabilmeli, inandığı dini yaşayabilmeli, çocuğuna aktarabilmeli, onunla ilgili kurumlar kurabilmeli. Bunlar temel hak ve hürriyetlerdir bakın. Bunları dünyanın hiçbir yerinde bunlardan insanları mahrum bırakamazsınız. Bir ayrıcalık da değildir aslında değil mi? Yani bir bireyin inanmış olduğu herhangi bir din ya da değerler sistemiyle ilgili kurumsallaşmaya gitmesi, o dinin ritüellerini yerine getiriyor olması ve bunu hak ve talep ediyor olması o insanı ayrıcalıklı kılmayacaktır mı? Tabii bunlar temel yaşama hakkı nasılsa, seyahat hakkı nasılsa, mülkiyet edinme hakkı nasılsa, din ve vicdan hürriyeti de o haklardan bir tanesi. Yani insanın aslında doğuştan getirdiği haklar bunlar. İnanmama da böyle bir haktır. Birisi de inanmamayı tercih edebilir kendince, o yolda gidebilir. Bu açıdan bakıldığında İslamofobiyi iyi incelemek, kökenlerine bakmak, nasıl bugüne doğru evrildi, onun üzerinde düşünmek lazım. Hani böyle çok kısaca bir tarihsel bir şey yapalım istersen. Tabii tam kök dediniz ya hocam. Ben de o köklerini merak ediyordum. Yani nasıl evrildi bu döneme kadar ya da şöyle az çok kırılma noktaları neler oldu diye sorsak. Yani İslamofobi yeni bir vaka değil. Ama yeni formları var, yeni biçimleri var şimdi. Yani Müslümanlar azınlık döneminde olmadan bile aslında
özellikle oryantalist söylem Müslümanlarla ilgili bir imaj inşa etti Batı dünyasında, Avrupa'da bilhassa. Nasıl bir imaj bu? Bunu işte Edward Said'in Oryantalizm diye meşhur bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrildi bu kitap. Edward Said orada çok uzun uzun anlatıyor bunu. 70'in ortalarında yayınlandı. 70'lerde yazılmış gibi. Evet, evet, tabii. Orada şunu söylüyor. Ben diyor işte Batı edebiyatına baktım, romanlarına baktım, tiyatro eserlerine baktım, seyahatnamelere baktım ve orada gördüğüm şey şu. Batılı yazarlar, çizerler, seyyahlar ve diplomatlar doğuya ilişkin sadece İslam dünyasına değil ama İslam dünyası ağırlıklı olarak orada bulunuyor. Bir algı inşa ettiler. Nedir bu algı? Doğu, genel olarak Doğu dünyası, Doğu medeniyeti, Doğu uygarlığı, Doğu insanı ve toplumları Batı'ya kıyasla daha geri. Her alanda geri. Entelektüel olarak gelişmemiş. Toplum olarak rafine olmamış. Dolayısıyla bu bölgelerin, bu insanların ve halkların tırnak içerisinde aydınlanması lazım. Bakın Batı emperyalizmi, Batı yayılmacılığı, Batı'nın pek çok ülkeyi sömürge haline getirmesinin, meşrulaştırılmasının temelini bu zihniyet hazırladı. Yani Avrupalılar Endonezya'yı, Malezya'yı, Afrika'nın çeşitli yerlerini, işte Osmanlı'nın son dönemlerinde bizim içinde bulunduğumuz coğrafyayı sömürgeleştirmeye başladıklarında söyledikleri şey şuydu, biz oraya medeniyet götürüyoruz. Peki neyle getirdin bu medeniyeti sen? Silahla, işgalle geldi. Yani Kuzey Afrika'nın Fransızlar tarafından işgalini biliyoruz biz. İngilizlerin işte yine Fransızlarla beraber Suriye'yi, Irak'ı işgallerini biliyoruz. Bütün bunlar tarihi bir kökene işaret ediyor, onu söyleyelim. Bir de tabii yani milletlerin ve medeniyetlerin bir sosyal hafızası var, bir kolektif hafızası var. Bu kolektif hafızaya baktığımızda da Batı kendi kimliğini inşa ederken, Avrupa kendi kimliğini inşa ederken öteki olarak gördüğü hep İslam dünyası oldu. Çin'i öteki olarak görmedi mesela, Hint'i öteki olarak görmedi. Halbuki Hint de çok büyük dünya. Çin çok büyük bir medeniyeti, geçmişte büyük bir medeniyeti inşa etmiş bir yer aslında. Pek çok buluşa da zamanında ev sahipliği yapmış. Ama mesela bakıyorsunuz Avrupa tarihine, okullarda, tarih kitaplarında ne okunuyor diye baktığınız zaman Çin mesela bir sayfayla geçerek geçmez. Ama genelde İslam dünyası ile ilgili orada atıflar vardır ve bu atıflar genelde olumsuzdur Fatih Bey. Çünkü İslam dünyasıyla Batı hep birbirleriyle mücadele eden, işte Batı'nın tehdit olarak gördüğü, öteki olarak gördüğü İslam dünyası böyle resmedilir. Viyana kapılarına kadar gelmiş işte barbar Türkler denir. Bunlar elbette bugün denmiyor. Bugün kitaplarda bunlar yazmıyor. Fakat bu bahsettiğim kolektif hafızada bunlar duruyor. Yani bir yerlerde zaman zaman çıkabiliyor. Mesela Türkiye-AB ilişkilerinde her şey normalde hukuk ve prensipler üzerinden yürümesi lazım değil mi? Avrupa Birliği pek çok ülkeyi alırken hiçbir zaman o ülkenin dinini, kültürünü, medeniyetini bu işe karıştırmadı. Fakat Türkiye söz konusu olduğunda Fransa'dan başladılar, daha sonra başka yerlere de yayıldı, başka ülkelere dediler ki ya Türkiye bütün şartları karşılasa bile biz bir referanduma gitmemiz lazım. Bak hiçbir Avrupa ülkesi üye olurken referanduma gidilmedi. Şartları sağladıysa oturdular, konuştular, kabul ettiler. Türkiye için dediler bir referandum yapalım. Neden? Çünkü Türkiye farklı bir medeniyet havzasına ait. Yani Türk halkı Müslüman demiyor da, yani aslında demek istediği bu. Peki o zaman bu şunu gösteriyor bize. Demek ki tarihsel kökenleri olan, bugün form değiştirmiş bir ötekileştirme sürecini yaşamışız biz. Ve kimlikler inşa edilirken, özellikle bu toplu ve kolektif kimlikler hep bir taraftan kendini tanımlar ama kendini başkasına göre tanımlar. Yani Türklerin de bir ötekisi vardır mutlaka bir baktığımız zaman. Müslümanların da belki bir ötekisi vardır ama Avrupalılar açısından, Batı dünyası açısından, Batı uygarlığı açısından baktığımızda kendilerine rakip gördükleri, kendilerine zaman zaman tehdit olarak gördükleri İslam dünyası ve Müslümanlık var. Dolayısıyla İslamofobinin kökenleri orada form değiştirerek bugünlere geliyor. Bugün baktığımızda daha farklı formlar var. Tabii bazı olayları da zikretmek gerekiyor burada. Hocam tam oraya girmeden bu köken meselesiyle ilgili yani özellikle Müslümanların işte Kudüs'ün fethedilmesi ki aslında ilk dönem İslam tarihine baktığımızda
Hristiyanlarla çok yakın, güzel temaslar var. İşte Rahip Bahir olayını biliyoruz, Necaşi olayını biliyoruz, ilk hicret. İlk dört halife döneminde Hristiyan dünyasıyla bir sorunumuz yok, uzun bir döneme kadar yok. Hatta Endülüs'ün fethine yine göz attığımızda da çok aslında böyle bir fobik bir tavır sergilemiş değiller. Zannediyorum 850'lere kadar böyle bir tavır durumu da söz konusu ama değil. Ama tabii daha sonra başka şeyler giriyor. O dediğimiz kolektif hafızayı mesela Haçlı seferlerine baktığınızda daha farklı bir o zaman manzara ortaya çıkıyor. Evet. İşte yakın dönemlere geldiğimizde de Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca sınır boyunda bir tehdit olarak görülüyor. Yani işte önce Rumeli'ye gidiyor, ondan sonra Balkanlara gidiyor, işte Viyana kapısına kadar neredeyse dayanıyor. Bu unutulmuş bir şey değil tabii. Yani bu hafızada duruyor, onu söyleyelim. Tam hafıza dediğiniz şeyler burada kendini gösteriyor. Tam bugün demiştiniz hocam siz de. Şimdi tabii bunlar bir yerde küllendiğini varsayalım. Hı-hı. Yani artık diyelim ki hani insanlar bunu unuttu, kabullendi böyle bir şeyi. Ama şunu söyleyelim. Yani Batı medeniyeti, Batı uygarlığı hiyerarşik olarak kendisini her zaman üstün görüyor. Bu üstünlüğünü de farklı şekillerde hayata geçirmek istiyor. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğim Batı dışı toplumları kolonileştirme ve sömürgeleştirme. Yani bugün bile çağdaş Fransa'da mesela kitaplara baktığınız zaman, tarih kitaplarına Cezayir'de, Tunus'ta, Fas'ta yaptığı zulümlerden hiç bahsetmezler. Orada binlerce insan katledildi. Yeah. En büyük katlettikleri şey de onların kültürleri ve medeniyetleri oldu aslında. Dilleri oldu. Daha yakın zamanlara kadar ki bu bahsettiğim ülkeler hani 1960'lı 70'li yıllarda bağımsız oldu. 60'ta mesela en son Cezayir bağımsız oldu. Bağımsızlıktan onlarca yıl sonra bile Fransızca bunların resmi diliydi okullarda. Yani atamadılar üzerlerine. Atamadılar üzerlerine. Daha doğrusu attırmadılar. Yani çünkü zihinler de bir şekilde kolonileştiriliyor. Yani orada bağımsızlığını alsa bile bazı ülkeler, oradaki aydınları, oradan yöneticileri Fransız sistemiyle, İngiliz sistemiyle ya da İtalyan sistemiyle yetiştiği için uzun süre o yönetim biçimleri bir şekilde devam ediyor. Yani Fransızların oradan ayrılması demek Fransız kültürünün baskısının ayrılması anlamına gelmiyor. Bu tabii bahsi diğer. Ama şunu görüyoruz, Fransa hala diyor ki biz oraya medeniyet götürdük. Yani Fransız entelektüelleri bile biliyorsunuz çok, özellikle bazı entelektüeller buna ilişkin çok çarpıcı eleştiriler de oldu. Bu üstünlük duygusu hala var. Buradan nasıl dinle ilişkilendireceğiz bunu o zaman? Şöyle diyorlar, işte bir takım araştırmalar var. Mesela bunlardan bir tanesi İngiltere'de yapılan Runnymede Trust'ın 1997'de yaptığı bir araştırma var. 20 yıl sonra tekrarlandı bu araştırma, ona da değineceğim. Orada Batılıların zihninde genel olarak bir İslam ve Müslüman algısı var. Kökenler oradan buraya geliyor ama bunu pekiştiren başka olaylar var. Onlara değiniriz ama nedir bu algılar? Mesela ya Müslümanlık dışa kapalı bir dindir. Müslümanlar ve İslam eleştiriye açık değildir. Çok bunlar özcü yaklaşımlar. Mesela Müslümanlar demokrasi, insan hakları gibi kavramlara uzaktır. Kadın haklarına hiç açık değildir. Yani buna benzer işte şiddete daha eğilimlidir mesela. Müzakereye kapalıdır. Müslümanlarla ilgili insanlara sorulduğunda kafalarındaki ilk imajlar bunlar. 20 sene sonra İngiliz hükümeti aynı araştırmayı yaptırıyor. Ve birinci araştırmada şöyle bir şey var. İşte İslamofobi hepimiz için bir problem. Alt başlığında bunu koymuşlar. Yani toplumun genel problemi. Çünkü yaygın bir şekilde orada duruyor. 20 sene sonra araştırma yapıyorlar. 20 sene sonra buldukları şey gene aynı. Hatta bazı alanlarda daha da kötüye gidiyor olay. Çünkü arada bir takım kritik olaylar var. Orada da şöyle alt başlık, üst başlık gene aynı. İslamofobi alt başlık hepimiz için hala problem. Yani çözülmemiş. 20 sene boyunca bu problem önce tespit ediliyor varlığı. Orada çok önemli aslında tavsiyeler de var o ilk raporda. İşte hükümet ne yaparsa acaba bunu yıkabilir. İşte insanların zihinlerindeki İslam'la ilgili olumsuz yargıları ki bundan hiçbir temeli yok. Hiçbir rasyonel temeli yok. Evet. Hiçbir meşru temeli yok. Çünkü İslam ve Müslümanlık işte tarih olarak baktığımızda çok farklı aşamalardan geçerek bugüne geliyor. Çok farklı coğrafyalarda farklı renkler alıyor. Yani bir kere İslam ve Müslümanlık zaten denildiği zaman akla bir tek şey gelemez. Evet, Kur'an-ı Kerim tektir. Hazreti Muhammed peygamberimizdir. Bu konularla ilgili herkes aynı fikirdedir. Ama Kur'an'ın yorumu söz konusu olduğunda, hadis ve sünnetin yorumu ve hayata yansıtılma biçimi söz konusu olduğunda, Endonezya,
Türkiye, Arap dünyası, Balkanlar, Hint Müslümanları birbirinden oldukça farklıdır. Ama Batı'nın zihninde, ortalama bir Avrupalı'nın zihninde bir tane imaj var. Halbuki Türkiye'ye gelse çok farklı bir işte İslam algısı, yaşantı biçimi var. Suudi Arabistan'a giderse ayrı bir şey var. İşte Şiiler, Sünniler diye ayrımlar var. Tasavvufi İslam var vesaire vesaire yani. Ama burada bir tabii şey var. Yani işte o oryantalizm kitabında bahsettiği Edward Said'in bir İslam'ı belirli bir potaya koyma, o şekilde anlatma, insanların zihnine onu sürekli yerleştirme ve canlı tutma girişimi var. Yani zihinlerinde bir elbise biçmişler, dikmişler. Evet. İslam'ı ya da herhangi bir Müslüman'ı da o elbisenin içerisine sıkıştırmak, yamamak istiyorlar. Güzel. Şimdi bunu destekleyen tabii başka şeyler var. Yani bugün İslamofobinin varlığı, İslamofobinin artıyor olması, Müslümanlarla ilgili olumsuz yargıların oluşması ve bunun devam ediyor olması sadece tarihsel olgularla açıklanacak bir şey değil. Hı hı. Peki ne oluyor da bugün o zaman hala aydınlanmış çoğulculuğa işte meraklı, ne bileyim işte insan haklarının geliştiği Batı dünyasında Müslümanlarla ilgili bu kadar olumsuz yargılar var? Yani bir takım tabii olaylar var geçmişte yaşadığımız. Bu olayların tetiklediğini söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi mesela İran devrimi. İran devrimi olduktan sonra, devrimden sonraki açıklamalar, Batı'yla karşılaşmalar, işte devrimi farklı ülkelere ihraç etme girişimleri mesela çok konuşuldu Batı dünyasında. Çünkü Batı sekülerleşen bir dünya. Yani dünyevileşmiş gittikçe. Din onlar için hayatın merkezinde değil. İslam dünyasında hala din bir şekilde toplumların kimliğini oluşturuyor, davranış biçimlerini oluşturuyor. Devlet yapısında olmasa bile, Türkiye'de mesela devlet tamamen laik ama vatandaşımıza baktığınız zaman işte Ramazanlardır vesaire diğer adetlerdir. Din hala canlı. Günlük terminolojiden tabii, bile bunu anlayabiliyoruz. Tabii. Konuşma, sokak dilinde bile din hala ciddi tabii, anlamda ağırlığını sürdürüyor. Yani, merkezde bir yer. Ama mesela Fransa için bunu söyleyemezsiniz, İngiltere için bunu söyleyemezsiniz. Hele biraz daha diyelim ki İslam devleti olarak kendini tanımlayan yerlere gidelim. Mesela Suudi Arabistan gibi daha katı anlayışların olduğu, işte Körfez ülkeleri gibi. Şimdi buradan bakıldığında şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Yani İslam dünyası hep o pencereden yorumlanıyor. Mesela ya Türk milletinin de bir İslam anlayışı veya yaşayış biçimi var. Bunu kimse görmüyor. Evet. Osmanlı döneminde mesela hani millet sistemi vardı. Gayrimüslimler bu coğrafyada istedikleri gibi yaşıyorlardı. O bahsettiğimiz yani evrensel insan hakları beyannamesindeki özgürlüklere sahiplerdi. Kendi dilini, kendi dinini, kendi kurumlarını kurabiliyordu. İstanbul onun bu açıdan en güzel yeri, örneği biliyorsunuz. Evet. Yani farklı farklı milletler olarak tanımlanıyordu. Tüzel kişilikleri bile vardı. Yani modern hukukun şu anda bazı ülkelerde yapamadığını Osmanlı yapmıştı bu açıdan. Çoğulculuğu yaşatma açısından. Herhangi bir dayatma ya da fark gözetmeksizin, yani birinci sınıf, ikinci sınıf muamelesi yapmadan neye inandığı çok da önemli değil aslında. Sadece insanı insan olduğu için merkeze koyan bir. Tabii. Yani bu çok açık net. Hatta İslam'ın yayılış dönemlerinden itibaren var bu aslında. Farklı dinlerin kendi özgürlüklerini koruması. Hiçbir zaman İslam yayılırken, hep İslam kırışsa yayılı denir. Bu doğru bir kavram değildir. Ama elbette ki cihat yapılmıştır. Çünkü dönemin ruhu öyledir. Yani her devlet yayılmaya çalışır. Bizans nasıl dünyaya yayılmışsa, neyle yayılmıştı Bizans? Herhalde o da kılıçla yayılmıştı tabii, değil mi? Yani İskender çiçek dünyaya giderken, yani Roma İmparatorluğu yayılırken, Osmanlı İmparatorluğu yayılırken, yani savaşın olduğu yerde bu kullanılır. Ama dinin yayılmasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İslam hiçbir yerde, fethettiği yerlerde insanları Müslüman olmaya zorlamamıştır. Hiçbir yerde. Bu ilk zamanlardan itibaren, Hazreti Peygamber döneminde de öyleydi. İşte en son diyelim ki yayılma dönemi Osmanlı İmparatorluğu'ydu, o zaman da öyleydi. Bugün de İslam hala yayılıyor. İslam neden bugün en hızlı yayılan din? Kılıçta falan yayıldı, yok. Yani bu insanların merakıyla alakalı, bu hak din olmasıyla alakalı, son din olmasıyla alakalı. Mesajını... Yüreklere girebildiğimiz ölçüde değil mi? İnsanların vaat ettiklerimizle, kullandığımız dille, birçok şeyle aslında bu bağlantılı. Sevgili hocam, tam burada bir aramız var. Efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
Efendim tekrar karşınızdayız. Profesör Doktor Talip Küçükçan hocamızla İslamofobiyi konuşmaya devam ediyoruz. Hocam tam böyle İslam'ın yüreklere, gönüllere girerek aslında yaygınlaştığını, yani fetihlerin kılıç zoruyla gerçekleşmediğinden bahsediyorduk. Ufak bir ara vermiştik hocam, evet. Evet, yani İslam'ın yayılma dönemlerinden itibaren baktığımızda yani Müslümanlar kendi dinlerini insanlara zorla kabul ettirmedi. İslam'ın evrensel oluşu, vahyin insanların gönlüne, kalbine, zihnine girişi veya Müslümanların iyi örnek oluşu, bütün bunlar insanları etkiledi ve Müslüman olmalarına neden oldu. Bugün de aynısını görüyoruz. Batı dünyasında birçok olumsuzluklara rağmen, yani İslam dünyasında yaşanan veya Müslümanların bir takım hatalarına rağmen, yine en hızlı yayılan din şu anda hak din olarak, son hak din olarak gene İslam. Çeşitli şekillerde insanları cezbediyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okudukça, Peygamberimizin hayatını inceledikçe, orada gördükleri ışık, nur adına ne koyarsak koyalım onları etkiliyor ve Müslüman oluyorlar. Yani dolayısıyla yani İslam'ın kılıçla yayıldığı imajı son derece yanlış. Ama şunu söylüyoruz biz, Batı'nın sömürgeleştirmesi kılıçla, bombayla, topla, tüfekle oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Malezya'da, Endonezya'da 100-150 sene kaldılar. Afrika ülkelerinde işte 1960'lara, 70'li yıllara kadar kaldılar. İnsanlar orada kafasını kaldıramadı. Yani ellerinde en gelişmiş silahlar. Tabii Batı teknolojik üstünlüğünü kurduktan sonra çok daha hızlı bir şekilde yayıldı. Ve bu bahsettiğimiz yayılmacılığı meşrulaştırma için de hep bunları kullandı. Ya gittiğimiz yerler zaten barbarlar, vahşiler. Biz oraya gelişme götüreceğiz, teknoloji götüreceğiz, medeniyet götüreceğiz. Bunu uzun yıllar anlattılar ve bunu kabul eden bir zihniyet var Batı'da hala, onu söyleyelim. Yani biz buna Avrupa merkezli düşünce tarzı diyoruz. Bu Avrupa merkezli düşünceye göre hala Batı dışı toplumlar, bu Çin de dahil buna, Hindistan da dahil, hatta Rusya da dahil, onu da Batı dışı kabul ediyorlar. Bunlar terbiye edilmesi gereken, işte adalet öğretilmesi gereken, demokrasi öğretilmesi gereken, insan hakları öğretilmesi gereken yerler diye bakıyorlar. Biz yakın zamana kadar hocam nasıl demokrasi getirdiklerini, kendi komşu ülkelerimizden olsun, İslam coğrafyasına nasıl demokrasi getirip refah düzeyine ulaştırdıklarını gördük zaten kendilerinin. Yani insanlara nasıl neler getirdikleri zaten evet, çok evet, yani bunun yani. Tabii en yakın örnekleri işte dediğimiz gibi yani Kuzey Afrika'ya bakıldığı zaman Libya, Cezayir, Fas, oralarda işte 60'lı yıllara kadar neredeyse sömürge devam etti. Yani 60'lı yeni bir dönem bu. Evet. Çok eski bir dönem değil. 200 sene öncesinden bahsetmiyoruz. Hala hafızalarda orada canlı duruyor bütün bunlar. Bütün bunlara tabii göz önünde bulunurken şunu da herhalde söylemek lazım. Yani bir takım kritik olaylar tabii, özellikle Müslümanların dahil olduğu olaylar da malzeme taşıdı bu İslamofobik düşünceye. Ben de bunu sormak istiyordum. Yani burada biz malzeme veriyor muyuz? Nasıl malzemeler veriyoruz? İşte 97 yılındaki hocam araştırmayı ve 20 yıl sonrasını söylediniz. İşte özellikle kadın meselesinin ele alındığı, müzakerelere kapalı olması, kendi iç dünyasına dönüyor olması gibi 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 bazı maddeler vardı. Bizim buradaki acaba kendimizi eleştirecek olsak neler deriz? Ya tabii bir aynaya bakmak lazım. Yani dünyada Müslümanların İslam'ı ne kadar iyi temsil edip etmediğini sorması lazım kendisine. Evet, biz Müslümanız, son ve hak olan dini savunuyoruz, ona mensubuz ve bundan gurur duyuyoruz. Peki bunu ne kadar temsil ediyoruz, ne kadar iyi temsil ediyoruz, ne kadar iyi örneğiz buna diye aslında bir sormak lazım. Buradan başlamak lazım. Hani bu bireysel bir olay ama genelleştirilebilir diye düşünüyorum ben. Yani Müslüman dürüst olacak, temiz olacak, doğru olacak, işte hoşgörülü olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, Hazreti Peygamber'in hayatına bakıldığında Müslümanlarla ilgili bütün nitelikler bir insanı kamil olmaya doğru insanı aslında motive eden özellikler. Böyle olmamız lazım bizim. Yani Batı ne derse desin, nasıl bakarsa baksın, bir kere bu özgüvene sahip olmamız lazım. Kendi dinimizi, inancımızı çok iyi bilmemiz lazım. En büyük sıkıntılardan bir tanesi burada başlıyor zaten. Yani bir Müslüman, bir inanan, bir mümin kendi kitabını, kendi peygamberin hayatını, kendi geleneğini, sadece o değil yani 1400 yıllık, 1500 yıllık bir uygarlıktan, gelenekten bahsediyoruz. Her şeyi Kur'an'da bulmak mümkün değil, her şeyi peygamberin hayatında görmek mümkün değil. Bir de tecrübe var. Onlar bizim hayatımıza nasıl yansıdı, yorumlandı, hatalardan nasıl temizlendi bir takım şeyler falan diye. Toplumsal hafızadan bahsetmiştiniz. Evet, o hafızayı sıfırlamanın da bir anlamı yok herhalde. Evet, medeniyet birikiminden bahsediyoruz yani. Okullar açılmış, medreseler kurulmuş, işte astronomlar yetişmiş, filozoflar yetişmiş, sanatçılar yetişmiş, mimarlar yetişmiş. Onların hangisi var bugün? Yani bu da ayrı bir konu da.
Roger Gerody diye bir Fransız Müslüman var biliyorsunuz. Evet, Roger Gerody Yahudi, daha sonra İslam'ı inceliyor ve Müslüman oluyor. Ve çok bir sürü işte kitaplar yazdı daha sonra. Türkçe'de hemen hemen hepsi çevrildi diye biliyorum ben. Roger Gerody Müslüman olma hikayesini anlatırken şöyle diyor. Ben diyor işte entelektüel olarak bir arayış içerisindeydim. Kur'an-ı Kerim okudum. Müslümanlarla işte tartıştım. Felsefe kitaplarını okudum. Neyse kitabi din üzerinden Müslüman oldum diyor. Beni tatmin etti orada. Arayışlarıma cevap verdi. Sorularıma cevap verdi. Daha sonra ismini vermeyelim bir İslam ülkesine gittim diyor. Onları incitmemek için ismini vermiyoruz. Evet. Gittiğim zaman diyor sokakları gördüm diyor. Hari pülmelat. Yani sokakları temizlemekten aciz Müslümanlar. Yani birbirlerine davranışlarına baktım. İşte bilgi birikimine baktım ülkenin. Yönetim biçimine baktım. Adil mi değil mi? Ne kadar insan haklarına işte saygılı ne kadar değil? Vatandaşıyla iç içe mi değil mi? Eğer diyor ben Müslüman olmadan bu ülkeye gelmiş olsaydım büyük ihtimalle bu ülkenin durumunu görüp zaten Müslüman olmazdım diyor adam. Yani orada ortada bir kitap var. O kitap sizin Müslüman olmanız için vesile olabilecek bir kitap. O kitaba inandığını söyleyenleri bir ülkeye gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Sonuç bambaşka. Evet. Yani tabii ki yine genelleştirmiyoruz. Genellememek lazım. Yani onun tecrübesi oraya gitti. Belki başka bir ülkeye gitseydi daha farklı bir manzara görürdü. Ama buradan senin soruna gelmek için diyorum. Biz ne kadar yani temsil ediyoruz, ne kadar malzeme veriyoruz diye. Çok ciddi malzeme veriliyor, onu söylemek lazım. Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz. Belki bir projedir, onları da bilemiyorum. Mesela ben kendi hatırladıklarımdan bahsedeyim sana. İngiltere'de yüksek lisans doktora döneminde Selman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri diye bir kitabı yayınlandı. Bu kitabı bir Müslümanın kabul etmesi mümkün değil. Ama bu kitap İngiltere'de yayınlanıyor. Bu kitabı yazan eski kendisinin Müslüman bir köken olduğunu söylüyor. İşte Hint kökenli bir aileden gelme. Fakat orada gerçekten de peygamberimize, Hazreti Ayşe'ye, sahabilere yakışmayacak bir takım yakıştırmaları var. Hı. Şimdi bununla ilgili ne yapabilir Müslüman? Yani buna tepki gösterecek, bunu kabullenmediğini ifade edecek. Ne yapabilir? Tabii ki yapacağı en iyi şeylerden bir tanesi protesto hakkını kullanır. Hı. Kitabı almaz, kitapla ilgili eleştiriler yazar. Tam tersinde hakikatin ne olduğunu topluma anlatır, paylaşır. Adı o da olmadı yürüyüşler yapar. Bunun işte Müslümanları incittiğini, doğru olmadığını, bunun bir nefret suçu olduğunu, nefret söyleme en azından olduğunu ifade edebilir. Bakın bunu yapan bir avuç Müslüman oldu dünyada. İngiltere'de mesela insanlar sokaklarda yürüdüler. Çok medeni bir şekilde işte tepkilerini dile getirdiler. Ama başka yerlerde kitapları yaktılar. Yani Selman Rushdie'nin kitapları yakıldıktan sonra milyonlar sattı. Yani yakmak ve, ya da tepki vermek tam aksine tabii, onu daha çok büyütüyor. Malzeme böyle bir şey oldu. Evet. O zaman ne dediler? Ya biz demiştik bak Müslümanlar hoşgörüsüz. Müslümanlar işte bir takım konularda dışa kapalı, eleştiriye açık değil demişlerdi. Elbette tekrar ediyorum. Yani Selman Rushdie'nin kitabının kabullenilmesi mümkün değil. O kitabın içindekileri bir Müslümanın okuyup da incinmemesi de mümkün değil. Ama yani İngiltere'de yazılmış bir kitap. Onun gibi başka kitaplar da var. Belki onun diğerlerinin farkında olmadığı için o tepkileri göstermemiştir. Aynı şeyi sinemada da görebiliriz. Aynı şeyi bugün dizi filmlerde de görüyoruz. İşte bir sürü yerde İslam'la ilgili, Müslümanlarla ilgili yanlış bilgiler var. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de yani alay edilirken sadece oradan terk etmemizi ister Allah. Hani onlarla bir herhangi bir zarar verme, çatışma ya da öldürme gibi bir takım eylemler değil. Eğer bir yerde alay ediliyorsa dinle, İslam'la hatta ezanla alay da geçer biliyorsunuz hocam Kur'an'da. Orada terk edilmesini, eğer konu değiştiyse, alay edilen konu değiştiyse oraya tekrar oturmamızda da bir beis görmez Kur'an-ı Kerim. Şimdi mesela o zaman ne oldu? Ben iyi hatırlıyorum. Pakistan'da vesaire mesela kitaplar yandı. Müslümanlar kendi gösterilerinde kendileri öldüler. Yani kendileri gösteri düzenliyorlar Selman Rushdie'nin kitabının aleyhine. Ve orada koştururken, kitaplar yanarken Müslümanlar telef oluyor. Ya birisiyle savaşarak, cihad ederek değil yani. Göster esnasında işte insanlar, kalabalıklar birbirinin üzerine çıkıyor. O zaman Hümeyni dedi ki Selman Rushdie'yi öldürene birkaç milyon dolar ödül vereceğiz. Bakın bir İslam ülkesinde bir lider çıkıyor. Başka ülkedeki bir yazarla ilgili böyle bir ifade kullanıyor. Ne olur bunun yani bunun sonucu ne olabilir? Bunun sonucu ne yazık ki tabii ya eleştirebilir yani çıkıp desek ya böyle bir kitabın yazılmasını doğru bulmuyoruz. Müslümanları incitiyor bu yani bunu asla kabul etmiyoruz. Elbette bunu demesi lazım zaten. Yani her ortalama her Müslüman bunu demek zorunda. En minimum tepki bu olması lazım. Ama bir devlet başkanı çıkıyor diyor ki bu Selman Rushdie'yi öldürün, kellesini getirin, şu kadar ödülü alın.
Tabii bu inanılmaz bir etki yaptı bütün dünyada. İşte bakın biz demiştik size Müslümanlar hiçbir zaman işte eleştirmez, eline hemen silahı alır. Bunda şiddet yanlısıdır demiştik, şiddete temayülü demiştik. Ve Selman Rushdie o gün bugündür koruma altında. Bu davranış biçimi kime ne kazandırdı diye sormak lazım. Bakın o kitap meşhur oldu ya, düşünebiliyor musunuz? Bütün dillere çevrildi. Belki insanlar o tepki o kadar olmasaydı haber olmayacaktı. Selman Rushdie'yi biz Müslümanlar dünya çapında yazar haline dönüştürdük. Bu önemli bir kırılma noktasıydı mesela. Çünkü bu vaka dünyaya mal edildi. İngiltere içinde yaşanmış bitmiş olabilirdi veya bir başka ülkede yaşanmış bitmiş olabilirdi. Ama artık öyle bir dünyada değiliz. Yani bir olay bir yerde olduğu zaman sınır diye bir şey yok. Yani medyanın böyle olduğu, iletişimin bu kadar geliştiği bir dünyada, küreselleşmiş bir dünyada sınırlar en azından bilgi akışı itibariyle söylüyorum. Yok, sınır diye bir şey yok. Kalkmış vaziyette. Yine mesela Suudi Arabistan'da özellikle kadınların daha yeni ehliyet alabildikleri, araba kullanacak duruma gelmeleri gibi bu tarz böyle haberlerle zannediyorum. Ya tabii yani bu... Özellikle kadına bakışta hocam. Yani hani en fazla eleştirilen dedi, haklısın, çok haklısın. O raporlarda zaten eleştiri noktalarından bir tanesi, daha doğrusu Batılılara sorulduğunda Müslümanlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz dediklerinde, ya Batılılar kadınlara iyi davranmıyor. Kadınların hakları, özgürlükleri yok. Kaba davranıyorlar, kadına karşı şiddet var deniliyor. Mesela Türkiye'deki her kadına şiddet, kadının cinayeti, belki başka ülkelerde de oluyor ama onlar dinle ilintilendirmiyorlar çünkü bağlamı farklı onun. Belki Fransa'da da kadına cinayetleri Türkiye'de kadar olabilir, İngiltere'de olabilir yani. Yani istatistiklere bakmadım ben ama Türkiye'de bir kadın cinayet işlediği zaman bunun hemen kadınla ilgili bir şiddet olayı olduğu zaman hemen kültürle, hemen dinle, hemen inançla, hemen aile yapısıyla ilintilendiriliyor. Bu, Amerika'da dakikada bir hocam istatistiklerde çok ilginç. O da resmi olarak bildirilen istatistikler. Tabii nüfussal farklılık elbette hani burada etkili olacaktır ama. Tabii bunu tabii geçmişten bağlam itibaren. Bağlam ve zemin işte din olmadığı için o kadar öne çıkmıyor, yansımıyor. Aynen. Dolayısıyla bütün bunlar hep bir ülkede bu tür pratikler varsa herkes ona neye mal ediyor? İslam dünyasında olduğu zaman Müslümanlığa mal ediyor. Halbuki evet, hiç alakası olmayabilir. Belki ölen de öldüren de belki dinler bile değildir. Dinle alakası olmayabilir. Bilemiyoruz ama bile belki. Tabii bu şiddet bir vaka. Bunu mutlaka işte çözülmesi gerekiyor. Kadına şiddetle ilgili konularda daha sert önlemlerin alınması gerekiyor. Hukukun işletilmesi gerekiyor. Bu vaka yani. Eğer evet, böyle bir trend varsa toplumda, böyle bir rahatsızlık varsa bunun mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Ama bu İslam ve kadın konusu bütün dünyada sanki İslam'da kadınların hakları yok, kadınlar eziliyor, zorla başörtüsü örttürülüyor. Mesela bu çok yaygın bir inançtır Batı'da. İşte Fransa'da en son onu söyleyeyim. Yani konuyla çok alakalı çünkü. Marine Le Pen şu anda Fransa'da işte başkan adaylarından bir tanesi ve iddialı. Yani Macron'un karşısında. Diyor ki ben başkan seçilirsem kamu binalarında, kamusal alanda yani kamuya ait binalarda başörtüsünü yasaklamak için diyor referandum yapacağım. Aynı ülkede Zemmour diye bir başka aday çıktı. Bakın buna çağdaş Fransa. Yani evet, 21. yüzyıldayız artık. Evet. Yani hani orta çağda olsak anlarım. Onların hani işte ruhban sınıfıyla mücadele döneminde baskı dönemiydi. O dönemi anlarız. Ama bugün öyle değil. Yani 21. yüzyılda Avrupa Birliği'nin üyesi, yani işte kardeşlik vesaire gibi hani Fransız devriminin o üç ilkesini yaşatmaya çalışan bir ülke. Laikliğin beşiği denilen hani beşiği, böyle. Yani hani din özgürlüklerinin son derece geniş olması gereken bir ülke. Zemmour da çıktı, ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor eğer başkan olursam diyor göçmenleri geri gönderme bakanlığı kuracağım diyor. Yani artık uçmuşlar adamlar. Bunlar tabii Müslümanlara yönelik politikalar. Evet. Çünkü Fransa'da göçmen denildiğinde, azınlık denildiğinde ilk akla gelen 6 milyon nüfuslu bir Müslüman grup var. Gidişat çok kötü hocam. Yani demek ki popüler olabilmek için, seçimi kazanabilmek için söylemler de sertleşmeye başlıyor. Yani her üzerine koyan artı bir sanki avantaj elde ediyormuş gibi. Normalde tepki çekmesi lazım değil mi? Yani kamuoyunda. Bu bize bir şey gösteriyor tabii. Yani demek ki şu anda Avrupa'da, Batı'da bir zihniyet dönüşümü var. Bir şey yanlış giden bir şeyler var. Yani hani Batı demokrasinin işte beşiği, insan haklarının, özgürlüklerinin beşiği gibi pek çok hani kavramın orada türetildiği, sistemin kurulduğu ve dünya yayıldığı kabul görüyor, genel kabul görüyor. Ya bunda doğruluk payı var yani, evet. Evet. Yani bir takım kurumlar vesaireler orada kuruldu. Bir takım özgür düşünceler orada ortaya çıkmış olabilir. Ama bugün gelinen nokta oradan uzaklaştığını işaret ediyor. O bahsediyor ama ben birkaç tane bu nasıl malzeme verildi, evet, nasıl kırılma noktaları oldu ondan bahsettim. Mesela çok önemli bir kırılma noktası özellikle çağdaş dünyada Müslümanlara yönelik
11 Eylül olayları. 11 Eylül'de işte Müslüman ismi taşıyan insanlar gittiler, teröristler. 3000-4000 kişinin ölümüne neden oldular Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu inanılmaz bir travma yarattı tabii bütün dünyada. Ve ondan sonra ne yazık ki aslında bu İslamofobik, İslam karşıtlığı ve düşmanlığı o zaman tetiklendi. Daha önce daha söylem düzeyindeydi belki, hani pratik hayata daha az yansıyordu. Ama ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlar çok ciddi acılar çektiler. Çok sayıda insan sadece sakalı olduğu için görüntüsünden dolayı hapse atıldı. Aylarca soruşturma yapılmadan hapiste kaldılar. Mahkeme önüne çıkarılmadılar. Hatta bazı sihler, onların da biliyorsunuz bir başörtüleri var sihlerin, evet. Sakalları var. Yani Amerikalı cahil, bilmez ki yani sakallı Müslüman. Müslüman mıdır? Sihler evet. Öldürüldü. Müslüman diye Amerika Birleşik Devletleri'nde bunları yaşadılar. Sonra Amerika'da vatanperverlik yasası çıkardılar. Yani özellikle işte Müslümanlara karşı işletilen yasalar bunlar. Sonra bu yasaların benzerleri Avrupa Birliği'ne geldi. Avrupa Birliği'nde terörle mücadele yasaları diye adı altında Müslümanları ötekileştiren, tırnak içinde şeytanlaştıran ve güvenlikleştiren en büyük travma orada yaşandı. Yani Müslümanlar daha önce ötekiydi, belki gerici görülüyordu vesaire görülüyordu ama ya komşu olarak seni adam bir tehdit olarak görmüyordu. Yani canına malına tehdit olarak görmüyordu. Kültürüne, kimliğine tehdit olarak görüyordu da ama ya gelir bugün benim kafama sıkar diye düşünmüyordu. Öyle bir imaj yaratıldı ki ondan sonra. Müslümanlık daha sonra genel olarak göçmen meselesi güvenlik sorunu haline dönüştürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı, Avrupa'ya ve bütün dünyaya bu yayıldı. 11 Eylül bu bakımdan bir kırılma noktasıdır. Tabii onun öncesinde bazı entelektüeller de bunun zeminini hazırladılar. Mesela Samuel Huntington'ın Medeniyetle Çatışması diye bir tezi var. Medeniyetle Çatışması Soğuk Savaş sonrasında 95-96 yılında yayınlandı bu makale. Yani 11 Eylül'den 5 sene önce yayınlandı. Samuel Huntington şunu dedi o zaman. Soğuk Savaş döneminde bizim düşmanımız Sovyetler Birliği ve komünizmdi. Kimin düşmanı? Batı medeniyetinin dedi bakın. Batı medeniyetinin düşmanı Sovyetler Birliği'ydi. Sovyetler Birliği dağıldı ve yendik. Peki bundan sonra Batı medeniyetinin Hristiyan medeniyeti demiyor bakın. Çok ilginç bu kavramsallaştırmaları. Batı medeniyetinin bundan sonraki düşmanı, ona karşı çıkacak olan bu değerleri taba taba zıt olduğu için İslam medeniyeti olacaktır. Ama hep kendisine bir düşman üretecek hocam. Evet. Düşmansız yapamıyor. Yapamıyor. Birilerini şeytanlaştıracak. Tabii. Şimdi şeytanlaştırdığınız bir medeniyeti de oraya girdiyip gözyaşı, kan götürmek, bunları dökmek de şeytana yapılan bir şey olduğu için çok güzel, bunları bak, çok rahatsız güzel, edecek bir şey. Tabii çok güzel söyledin. Bunun tabii takip edelim nereye doğru gitti bu olay. Hı. Ne dedi? Yani bundan sonra Batı medeniyetinin karşısında İslam medeniyeti olacaktır. Neden? Değerler çünkü birbirleriyle çatışıyor. Batı'nın yaymaya çalıştığı, Batı'nın benimsediği değerleri İslam ve Müslümanlar doğru kabul etmiyor. Bizi yıkmaya çalışacak bunlar. Tıpkı komünizm gibi. Evet. Ve bu 11 Eylül olduktan sonra insanlar dediler ki, ya bak Huntington demişti zaten bak, saldıranlar kim kardeşim? Müslümanlar. Halbuki evrensel hukuk suçun bireysel olduğunu söyler bize değil mi? Yani ben bir suç istersen benim kardeşimin bir suçu yok. Benim annemin babamın bir suçu olmaz. Hukuk benden hesap sorar. Benim mensup olduğum milletten, ırktan ya da inançtan insanlardan hesap sormaz. Partiden, dernekten, asla. Şundan bundan. Suç bireyseldir. Dünyanın neresine giderseniz git evrensel hukuk bunu söyler. Ama Amerika Birleşik Devletleri ne dedi? Bunun arkasında Müslümanlar var dedi. Ve o zaman güya terörle mücadele başlatıldı. Ve Amerikan toplumu şuna alıştırıldı. Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Çünkü 11 Eylül'den sonra bir toplantı için Amerika'ya gittim. Artık yavaş yavaş Irak işgal planları yapılıyor. Bütün televizyon kanalları, bütün gazeteler Amerika tehdit altında. Bize saldırmak üzereler. Ne yapıp edip bizim bu saldırıyı önceden önlememiz lazım. Nedir? Saddam Hüseyin Irak'ta kimyasal silah, biyolojik silah üretiyor ve yakında Amerika'ya saldıracak. İşte 11 Eylül hocam bahanesi oldu. Tabii. Zemini hazırladılar. Kamuoyunda insanları da buna alıştırdılar. Demek ki halkı da ikna ettiler. Halkı buna. Şöyle ikna ettiler yani. Her gün dediler ki bakın biz bu operasyonu yapmazsak, bize destek vermezseniz ya adamlar saldıracaklar size. Canınız, malınız güvenlikte değil. O nedenle 2003 yılında Amerika Birleşik Devleti Irak'a girerken yapılan anketlerde kahir ekseriyeti Amerika'daki kamuoyunun inandırıldı çünkü. Her gün televizyonlarda bar bar bunu bağırdılar. Liderleri bunu söyledi.
İşte istihbarat örgütümüz bu bilgileri veriyor denildi. Başka ülkelerin istihbarat da bu bilgiyi veriyor dediler. İngiltere de aynı oyunun içerisinde çünkü o zaman. İşgal edildi. Bakın işte diyoruz ya, yani İslamofobi ve İslam karşıtı, İslam düşmanlığı sadece zihinlerde olan bir şey değil. Orada olsa dersin ki, yani onunla mücadele edersin bir şekilde. Ama onun günlük hayata yansıması var. Koca bir ülke işgal edildi. 1 milyona yakın insan İslam karşıtı, İslam düşmanlığı nedeniyle hayatını kaybetti Irak'ta. Onunla kalmadılar. Şimdi Irak'a bakıyoruz. Bir tarafta Şiiler, bir tarafta Sünniler, bir tarafta Araplar, bir tarafta Kürtler, Türkmenler. Ülke darmadağınık olmuş vaziyette. Evet. Saddam'ı arattılar neredeyse, yani onu söyleyeyim. Yani bir Saddam diktatörü neredeyse değil, arayacak evet. hale gelindi değil mi? Onunla yetinmediler. Dediler ki bunun müsebbibi Afganistan'da, bir de oraya operasyon yapalım. 20 senede orayı hallettiler ve çıktılar biliyorsunuz geçen sene. Evet. Dolayısıyla yani İslam karşıtı, İslam düşmanlığı inanılmaz boyutlara ulaştı. Hocam, özellikle bu güvenlikleştirme hikayesi. Şunu da size çok paradisçesini merak ediyorum. Duygularınızı öğrenme adına. İlk defa bu sene Ramazan'da biliyorsunuz New York Times'ta bir teravih namazı kılındı ve Türkiye'de de bu konu çok gündem oldu. Ne hissettiniz o görüntüleri izlerken? Yani tabii o görüntüleri 2000'li yıllarda mümkün değil böyle bir şey. Yani değil sokakta mi? Müslümanlar yürüyecek, konuşacak, koşturacak mümkün değil. Şimdi Amerika yani kuruluş felsefesi itibariyle aslında çoğulcu bir ülke. Yani Avrupa ile kıyasladığımızda daha demokrat diyebiliriz. Daha açık bir toplum diyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni kuranlar da büyük ölçüde batıdan zaten bir takım meselelerle gitmek zorunda olanlar. İlk giden nesilden bahsediyorum. O nedenle anayasalarını yazdıklarında çok demokrat bir anayasa yazıyorlar. Tocqueville'in işte gidip 2-3 cilt anlattığı hikayesi vardır. Amerika Birleşik Devletleri evet. neden Avrupa'dan farklı diye. Avrupa'nın geleneği, tecrübesi, tarihi daha farklı tabii. Yani şu anda tabii karşılaştırdığımız zaman, Avrupa'yla karşılaştırdığımız zaman bu Trump hariç, Trump dönemi hariç, yani Müslümanlar orada daha rahat diyebiliriz. Yani Amerikan toplumu, Amerikan modernitesi, laikliği ne dersek diyelim daha açık aslında bu tür meselelere. Fakat devlet ve devlet eliyle bir güvenlikleştirme ve güvenlik tehdidi olarak gösterme problemi olduğu zaman mesele. Sıradan halk bilgiyi nereden alacak? Devlet bir bilgi verdiği zaman buna inanıyor, güveniyor. Yoksa normal ortalama bir Amerikan vatandaşı, ortalama bir İngiliz, Alman vatandaşının komşusuyla bir problemi yok. Almanya'da yaşayan Türkler işte yaklaşık 60. yılını işte kutluyoruz Türklerin oraya göçünün. Evet. Komşu olduğu, evlendi, işte iş ortaklıkları var vesaireleri var. Yani ortalama bir vatandaşın böyle bir problemi yok. Fakat bu bir devlet politikası haline geldiğinde özellikle kamuoyunu etkileyen aktörler, entelektüeller, siyasetçiler ve medya evet. bu işe girdiğinde ki giriyorlar zaten problem o. Onlar bu işi köpürte öyle bir şey oluyor ki ondan sonra ne diyor mesela siyasetçi? Senin de bahsettiğin normalde işte politikacıların bu konularda daha dikkatli olması lazım. Ya bu ülkeye Müslümanlar gelirse bizim kültürel kimliğimiz ne olacak? Bakın bunu söyleyenler oldu. Mesela The Economist dergisi haftalık yayınlanan ve binlerce satılan bir dergidir bu. Bir kapak resmi yaptı. Şöyle diyorlar. Ya Avrupa'da Müslümanlar çok fazla nüfusa sahip. Çünkü doğum kontrolü yok bunlarda. Avrupalıların bir tane çocuğu var, iki tane çocuğu var. Müslümanların 5-6 tane var. 2050 senesinde Müslümanların sayısı daha fazla olabilir. Evet, Pew araştırma anketi de biliyorsunuz tabii. Bununla ilgili. Ve şöyle bir şey oluyor o zaman. İşte Eurabia diye yani Araplaşan Avrupa diye manşetler attılar gazeteler. Tamam mı? Ve normal şartlar altında tabii nüfus istatistiklerine baktığımızda öyle bir şey mümkün değil. Yani Avrupa'nın işte 500 milyon nüfusu var. Şu andaki oradaki Müslüman nüfusun sayısı 30-40 milyon. Daha fazla Balkanlardaki Müslümanlarla beraber yani bu. Evet. Mümkün değil yani öyle bir şey. Ama bunu nasıl yansıtıyorlar? Bu işgaldir, kültürel işgaldir, istiladır. İşte sömürgeleştirmeye çalışıyorlar Müslümanlar diye. O zaman insanlar bunu gazetelerde okuyunca her gün, gazetede şunu demiyor yani ya bu yani doğru değil. Ya biz doğruları yazmak durumundayız. O zaman şöyle bir şey oluyor. Yani Avrupa'da yapılan araştırmalarda, Pew'un yaptığı araştırmalarda şöyle bir şey var. Soruyorlar, İngiltere'de Müslümanların oranı nedir? Müslümanların oranı %4 civarında İngiltere'de. Ama vatandaş %15 diyor. Evet. Çünkü o dediğimiz abartıya inanıyor. Fransa'da işte %10 civarında şu anda. Evet. İşte tabii de %6 milyon Müslüman var. %10'a falan tekabül ediyor aşağı yukarı. Ama sorduğunuz zaman vatandaşa neredeyse 3 katı orada
Müslüman olduğunu varsayıyor ve bizi iş nereye götürüyor biliyor musunuz Fatih Bey? Ya bu hoşgörü ile tanımlanan Avrupa'da bir cami için minareli cami yapılsın mı yapılmasın mı diye referanduma kadar gidilebiliyor. Maalesef hocam. Oysa ki buna rağmen hocam medya ve siyaset ayağından bahsettiniz. Biliyorum çok az şey konuştuk. Çoğu şeyi konuşamadık ama az konuşmuş olduğumuz konular gerçekten çok önemliydi ama bugün de ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Çok akışkan ve güzel gidiyordu gerçekten. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim Profesör Doktor Talip Küçükcan bizlerleydi. Yarın yine 20.30'da muhakemede görüşmek üzere. Selametle.